Sıddık-ı Azam'ın da sohbette bulunduğu bir toplantıda sevgili Peygamberimiz, cennet kapıları kendine açık olan üç kişi vardır. Bir, bir fakirin, bir muhtacın ihtiyacını gidermek. Haberi yokken, hiç onun haberi yok. Haber almışsın sen, birinin borcu var, ihtiyacı var. Onun adına gitmişsin, o borçlarını ödeyivermişsin. Sonradan adam, ya kim ödedi benim borçlarımı diye onun sevincini düşünün. Allah'ımız işte bu kulundan çok memnun oluyor. İki, eğer kazara birini öldürmüş ise, katil olmuşsa, o maktulün yakını o katili affederse, affetme selahiyeti var, affeder, bağışlarsa buyurmuş. Üçüncüsü de her beş vakit farz namazın sonunda 10 ihlas okursa cennet kapıları kendilerine açıktır onlar. Sıddık-ı Azam buyurmuş ki, ya Resulallah, bu üçünü birden kim yapabilir ki? Öyle değil mi? Yani bu üç hasletin üçü de bir arada bulunacak ancak milyonlarda bir insan olabilir bu böyle. Bunlardan bir tanesi de bulunsa yine cennet kapısı kendine açık olur mu buyur? Evet ya Ebu Bekir. Bunlardan birisi de kendinde bulunursa ona da cennet kapısı açıktır. Buyurunca anlamışlar ki namazdan sonra herkesin 10 ihlas okuma imkanı var mı yok mu? Efendim? Var. Tamam. Öyleyse her namazın sonunda, farz namazında 10 ihlas-ı şerif okuyabilirsek ki o ihlas-ı şerifler Allah'ımızı anlatan, Hazreti Kur'an'ın başından sonuna kadar Kur'an'ı mücmelen içinde bulunduran bir sure-i mübareke.